Belediyenin hizmetine değil, yurt dışında başka yerlere akıtıldı. Değerli arkadaşlar, Silivri 10 yıldır hizmete muhtaç. Silivri'nin nasıl kötü bir yönetim içinde olduğunu 5 yıl önce de genel başkanımıza söyledik. Silivri halkı da farkındaydı. 5 yıl önce ön seçim yaptığında mevcut başkanımızla yarıştığımızda sizler bize 9-0'lık bir destek vererek Silivri'de kimin arkasında olduğunuzu gösterdiniz. Ama aynı genel başkan ve onun yanındaki bazı bulunan insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim partiden ihraç olmama sebep olan söylediğim için ben partiden ihraç eden o kötü anlayış adayları parayla satan insanlar yine buna fark gösterdiler. 2004'te de gösterdiler, 2009'da da gösterdiler. O şahıslar bu seçimde de kendilerini ortaya koydular. Sayın Genel Başkanımı yanılttılar. Az önce Sayın Hüseyin Şahin söyledi. Bu bölgede anketler yapıldı. Mevcut başkanın performansı ölçüldü. 39 belediyenin içinde sondan üçüncüydü. Bu bölgede mevcut aday adaylarının içinde üçüncü, dördüncü pozisyondaydı. Silivri halkı istemediğini ortaya koydu. İl başkanı yaptığı araştırmalarla sonucu ortaya koydu. Bunda asla olmaz dedi. Merkez Yürütme Kurulu'na geldi. Ondan önce Sayın Genel Başkan'ın İstanbul'la ilgili 5 ayrı danışmanı vardı. Hepsine ayrı ayrı rapor yazdırdı. O danışmanların birçoğu da birbirini bile tanımıyor. Birbirlerinden etkilenmesinler diye. Onlardan raporlar aldı. O raporların hiçbir tanesinde Sayın Belediye Başkanımız yoktu. Merkez Yürütme Kurulu'na getirdik olayı. Hani bir gazeteci arkadaşımız diyor ya, Merkez Yürütme'den oy birliğinde onaylandı diye. Hayır. Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçmedi. Hiçbir Merkez Yönetim Kurulu üyesi mevcut başkanımıza destek vermedi. Sayın Genel Başkanımız da dedi ki peki bu hafta çekiyorum, gelecek haftaya görüşürüz. Ama Merkez Yürütme Kurulu kararları akşam saatlerinde parti meclisine sevk edilirken Sayın Genel Başkan dedi ki kişisel yetkimi kullanıyorum, parti meclisinde oylatacağım. Oylandı. 24'e 34 reddedildi. İki de çekimsel vardı. Reddedildi. Bir daha geri gelmemesi gerekiyor. Ama ne oldu? Ertesi hafta Sayın Genel Başkan bir kere daha Merkez Yürütme Kurulu'na getirdi. Bu defa Merkez Yürütme Kurulu üyeleri daha sert bir tavır göstererek hayır Sayın Genel Başkan bunu getirme. Başka aday adayları var. O diğer aday adaylarını getir tartışalım dediler. Baktı Genel Başkan geçiremeyecek. Çünkü Genel Başkan'ı yönlendiren bir parti meclis üyesi var bu işlerde. Geçiremeyeceğini anlayınca o zaman yetki isteyeceğim dedi parti meclisinden. Diğer adaylıklar görüşüldükten sonra parti meclisine konu gelince, yetki isteyince parti meclis üyeleri hayır sana yetki vermiyoruz dedi. O yetki vermiyoruz diyenlerin içinde Genel Başkan'ın çok yakınında olan OMYK üyelerinin de yarısı o yetki vermeme konusunda oy kullandı. Onun üzerine Sayın Genel Başkan toplantıya 2 saat ara vererek Merkez Yürütme Kurulu'nu tekrar toplantıya çağırdı. Arkadaşlar siz ne yaptığınızın farkında mısınız? İlk defa bana böyle bir tavır koyuyorsunuz. Bunu kabul edemem dedi. Aşağıya indi. Dedi, Silivri konusu tartışılmaya başlayınca yetki isteyince vermediler yetkiyi. O zaman ben de genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Silivri'ye bakın arkadaşlar. 919 tane ilçenin içinde bir ilçe olan Silivri'de yetki alamayınca alamazsam genel başkanlıktan istifa edeceğim diye tehditte bulundu. Bunun üzerine parti meclis üyeleri Türkiye'de seçime giderken bir kriz yaratmaktansa sana istemeyerek yetki veriyoruz ama bu iki gönülden değil sırf parti krizi yaratmamak adına bunu veriyoruz dedi
ve Sayın Genel Başkan da bu yetkiyi en kötü şekilde kullandı. İki defa MYK'dan reddedilen, bir defa parti meclisinden reddedilen, il başkanını istifa noktasına getiren belediye başkanını tekrar atadı. Bildiğiniz gibi Sayın İl Başkanımız üç yerle ilgili kesin tavrı vardı. Bunlar kesin olmamalı diyordu. Adı kimliğine karışmış belediye başkanları benim adayım olamaz dedi. Ama Sayın Genel Başkan... Abicim değiştir şu mikrofonu benim. Sayın Genel Başkan o kirliliğe bulaşmış belediye başkanları benim kırmızı çizgimdir dedi. Onlara sahip çıktı, zorla onları aday yaptı. Bugün Maltepe'de insanlar 3 gündür yollarda yürüyorsa atanmış belediye başkanını protesto açısından, bugün Kadıköy'de insanlar yollara döküldüyse protesto etmek için ve bugün Silivri'de sizler buraya gelmişseniz işte bunun için tavır koydunuz değerli arkadaşlar. İstimçayın arkadaş, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinde hiçbir sorunumuz yok, hiçbir saygısızlığımız yok. Hepsi de bize sahip çıktı. İlçe başkanı hariç, genel başkanı hariç. Ben 10 Ekim civarında aday adaylığına başvurduktan sonra partiye gidemedim. Ben gidemedim de diğer aday adayları gitti mi? Hayır. Belediye başkanı dışında kimse gidemedi. Hiç kimsenin arkasında durmadı. Burada 6 tane aday adayıydık. Aldı belediye başkanını ile götürdü. Aldı belediye başkanını genel merkeze götürdü. Bir ilçe başkanı bunu yapamaz. Bunu yapmaya hakkı yoktur. Böyle bir insanın saygı duyulmaz arkadaşlar. Şimdi bu bir kişisel ikbat davası değil. Sinirli gidiyor. Olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet edilirmiş. Değerli arkadaşlar, ben bu topraklarda doğdum. Bu topraklarda yaşadım. Partim bana çok büyük gururlar verdi. Bu topraklarda öleceğiz. Amacımız ne partiye ihanet, ne kimseye ihanet. Ama bana burada 15 yıl belediye başkanlığı görevini vermiş bu halka ihanet edersem İhanetlerin en büyüğü olarak görülürdü. Mevcut belediye başkanını desteklemek bu ilçeye yapılmış, yapılacak en büyük ihanettir. Bu ölçüde belediye kaynaklarını heba etmiş, belediyeyi bütçenin neredeyse 1,5 katı kadar borçlandırmış ama buna karşılık hiçbir yatırım yapmamış bir kişinin arkasında duranlara sorarım. Siz ne istiyorsunuz? Değerli arkadaşlar, sizin o şahıs arkasında durarak kime hizmet ediyorsunuz? Neye ihaneti önlüyorsunuz? Yapmayın bunu. Silivri'ye sahip çıkın. Silivri hizmet ediyor. Silivri Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada bu yurdun her noktasından gelmiş 180 bin insan yaşıyor. Her kültürden, her siyasal partiden, her anlayıştan insan var burada. Bu insanlar burada en güzel şekilde yaşamayı hak ediyor. Gençlerimiz işsiz. Gençlerimize iş bulamıyoruz. İş imkanları yaratamıyoruz. Bakmayın size kulüpleri masallara. 18 bin tane gence iş buldum diye. Ben mübarek adam, bu fabrikalarda 18 bin kişi çalışmıyor ki hepsini sen mi yerleştirdin onları işe? Bir belediye başkanının en büyük özelliği güvenilir olmaktır. Şehrimin olmaktır. Doğru konuşmaktır. Sözüne güvenilmektir. Bir belediye başkanı asla yalan söylememeli. Yaptıklarını da doğru söylemeli. Hatası kusuru varsa da bunu halkına açıkça söyleyip özür dilemek gerekir, özür de dilemelidir. Ama değerli arkadaşlar, böyle olmuyor. Yalan söyleyerek, göz boyayarak, güzel
laflarla insanlar kandırılmaya çalışılıyor. 10 yıldır kandırıldınız. Biz 5 yıl önce de söyledik buna oy verilmemeli diye. O zaman neredeyse vatan hainliğinden edilecektik. Verdiniz, ikinci 5 yılı gördünüz. 300 milyonun üzerinde borcu var belediyenin, 260 milyon bütçesi var. Gelecek belediye yönetimi borç mu ödeyecek, hizmet mi yapacak? Evet, bunları bilerek talip ediyoruz. Bunu ancak biz yaparız. Nasıl kaynak yaratılacağını, bu halka nasıl hizmet edileceğini, hangi imkansızlıklar içinde neler yapılacağını ancak biz gösteririz bu halka. Bu ilçeye belediye başkanı olduğunda 26 bin nüfusu olan müstakil bir belediyeydi. Büyükşehir imkanları yoktu. Çok kısıtlı imkanlarla çalışıyorduk. Ama değerli arkadaşlar, ister istemez bazen nostalji kabul etmeyin. Geriye dönüp bazı hizmetleri değerlendirmek istiyorum. 89'da Mart ayında seçildikten sonra Haziran ayından itibaren Silivri'nin tüm su şebekesini yeniden yapımına başladık. 15 yıllık bu süre içinde Silivri'nin tüm su şebekesini yeniledik. %30'larda olan kanalizasyonun tamamını bitirdik. 2400 dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Mezarlık sıkıntısı vardı, yeni mezarlığı yaptık. Bugün öyle ilk mezarlık Büyükşehir'de bile yok. Balıkçılarımızın o dönemde en önemli beklentisi çekek yeri ve barınak yerleriydi. Bugün pek anlamı kalmamış olabilir ama o gün en önemli hizmetlerden bir tanesiydi. 10 taneden fazla okul yaptık. Biri kız meslek lisesi, biri endüstri meslek lisesi. Bana son 10 yılda yapılmış bir tane okul gösterir misiniz belediye tarafından? Ya da belediyenin girişimleriyle. Belediyenin okul yapması illa kendi bütçesinden yapması anlamına gelmiyor. Aracılık edecek, bulacak, yaptıracak ihtiyaçları. Bir ambulans olayını düşünün değerli arkadaşlar. Genç arkadaşlarımız bilmeyebilir. Benim seçildiğim dönemde Silivri'de ne devlet hastanesinde ne başka kurumda bir ambulans bile yoktu. Belediyede BMC minibüsten bozma. İhtiyacın olduğunda önce şoförünü bulacaksın, sonra mazotunu koyacaksın. Hala hasta yaşıyorsa da hastaneye götürecektin. Benim yaptığım ilk işlerden bir tanesi yurt dışından buraya ambulans ambulans getirerek 10 tane ambulans aldım 15 yıllık görev sürem içinde bir kuruş belediyeden para çıkmadan ve günde 3 ambulansla 24 saat hizmet vererek bütün hizmet dışımızdaki köyler dahil hizmet verdik. Bizim dönemimizde en önemli harcamaların başında su geliyordu, kanalizasyon geliyordu, itfaiye hizmetleri geliyordu, mezarlık hizmetleri geliyordu. Bu işlerin hiçbir tanesi bu dönemde belediyede değil. Onlar ayrı kurumlar. Belediye bütçeyi nereye harcıyor arkadaşlar? Bu kadar bütçeyi, bu kadar masrafı nereye yaptı? Hangi harcamayı yaptı? 10 yıl içinde benim yaptığım temel yatırımlardan bir tanesine eş değer olacak bir tek hizmet söyleyin bana. Vazgeçeceğim. Siyasetten vazgeçeceğim değerli arkadaşlar. Bu kadar mı kötü kullanılır kaynaklar? Bu kadar mı yazık edilir? Bu kadar mı heba edilir halkın imkanları? Bu kadar mı belediye halka kapatılır? Silivri'nin çok önemli sorunları var. Otopark sorunu büyük ölçüde sorun. İlçe trafiği kilitlendi. Kültür merkezi yok. Saymakla bitmez sorunlarım var. Bunlar hepsi önemli değil. Sorun ama önemli değil. Bu belediyede en önemli sorun değerli arkadaşlar, belediye yönetimiyle Silivri halkı arasında gönül köprüleri yıkıldı, gönül bağları koptu. Bugün kalkmış oraya pankartlara bir bakın. Silivri'yi seninle yöneteceğim diyor. 10 yıldır neredeydin kardeş? 10 yıldır bir kere sordun mu sen Silivri halkına? Bırak Silivri halkına sormayı. Sen belediye meclis üyelerinin bir kere fikrini aldın mı? O arazileri satarken, o arazileri meclise satış yetkisi almaya getirirken o meclis üyelerine sordun mu? Şimdi senin yüzünden o meclis üyeleri o aldırdığın hatalı karardan dolayı hapse girecek biliyor musun sen? Yazık değil mi arkadaşlara?
halka soracakmış. Sen önce meclise sor, meclise. Kim kapıdan içeri girebiliyor? Kim belediye başkanından randevu alıp da girebiliyor? Oradayken bile sizinle görüştürdüler mi 10 yıldır? Böyle mi baktılar size? Bu şimdi buna oy verilmez dediğimizde biz partiye ihanet mi atmış olacağız değerli arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu genel başkan bilmiyor mu? Onun aday olmasını isteyen parti meclis üyesi bunu bilmiyor mu? Bal gibi biliyor. Ama çıkar hesapları her şeyin önüne geçiyor. Silivri sıkıntıdaymış. Silivri hizmet alamıyormuş. Silivri perişan vaziyetteymiş. Hiç umuruna değil. Benim dolarlar cebime gelsin. Sen ne halin varsa gör kardeş. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bir de başımıza Muharrem İnce çıktı değerli arkadaşlar. Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce benim saygı duyduğum. Bu partide de çok zor adam yetişiyor. İyi yetişmiş adamlardan biri olarak görüyorum. Ya senin ne işine gelir Silivri'de belediye başkanı olmak? Kendini ortaya koymak. Benim torunumun dedesini yapmadığınız zaman sizlere şunları yaparım, bunları yaparım diye genel başkanı tehdit etmek sana yakışır mı Muharrem İnce? Biz seni Cumhurbaşkanı adayı yaptık bu ülkede. Senin peşinde koştuk. Senin adına paralar yatırdık. Yazık değil mi? Silivri'ye ihanet edildiğini sen görmüyor musun yıllardır? Silivri'nin ne kadar perişan durumda olduğunu görmüyor musun? Yazıktır, günahtır, yapmayın. Çekil elinizi Silivri'nin üstünden. Bırakın burada, Silivri halkı karar versin. Hangi partiden olursa olsun, AK Parti'den CHP'ye, HDP'den Büyük Birlik Partisi'ne, İYİ Parti'den Vatan Partisi'ne, adını unuttum DSP'den başka partiye kadar, kim varsa, tüm arkadaşlarımız, bırakın bu parti ayrımını. Bakın ben 94 yılında CHP'den ayrılıp CHP'ye geçmiştim. CHP o günkü mevcut partilerin içinde oyu en az olandı. O zaman DSP vardı, güçlüydü. ARAP vardı, Doğru Yol vardı, SHP vardı. Ama bu Silivri halkı dedi ki bunun en iyi sen yönetirsin. En düşük oyu olan partide beni belediye başkanı yaptı. 99 yılında biz tekrar seçime girdiğimizde milletvekili ve belediye seçimi birlikte yapılmıştı. Benim partim 8,5 aldı. DSP yanlış hatırlamıyorsam Türkiye genelinde 19,5 ama Silivri'de 32 civarında oy aldı. Aynı sandıklarda bu Silivri halkı beni belediye başkanı olarak seçti. Ben böyle bir halka nasıl minnet duymayayım? Nasıl borcumu ödemeyim? Çıksın bana aday adaya arkadaşlardan. Benim ufkum senden daha ileri. Ben bu belediyeciliği senden daha iyi yaparım. Benim bilgi birikimim daha iyi. Göreceksiniz, ben sizden bu hizmeti daha iyi yapacağım desin, benim başımın üstüne yeri var. Ama değerli arkadaşlar, orada 10 yıldır bu işlemler yapılırken, bu olaylar olurken, bu olumsuzluklar yaşanırken gıkını çıkarmayan meclis üyesi arkadaşlarımızın bugün laf söylemeye hakkı olamaz. Olmaz. Bir kere Büyükşehir'e gönderdiğimiz arkadaşımız bir kere Silivri'nin bir tek sorununu gündeme getirdi mi? Silivri Belediye Meclisi'nin kürsüne çıkıp da yanlışları ortaya koyabildi mi? Onu biz getirdik, liste başı yaptık. Oraya koyduk. Bir kere insan söylemez mi? Silivri bunca sorun yaşadı. Şu dere sorununu yaşadık yıllarca. Yok muydu bir tane Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz bununla ilgili bir kere bir laf söylesin. Bir kere olsun Silivri'nin sorunlarını gündeme getirsin. Bu mu seçilmek arkadaşlar? Bu mu oluyor? Yani bütün bunları görmezden gelip aman ha sakın ha partiye dokunmayın parti zarar görür. Silivri gidiyor arkadaşlar. Silivri'yi bir 5 yıl daha kaybedersek bilin ki ondan sonra kolay kolay kendini 15-20 yıl toparlayamaz. Şehirler yönetimde bir 5 yılda sadece o 5 yılı kaybetmiyor. Gelişen çağda teknolojiyi kaçırıyor, gelişmeleri kaçırıyor. Bir 5 yılda geriye gitmesi 10 yıl 15 yıl geriye gidiyor. Biz burada belediye yönetiminde
2000 yılında Silivri'nin kent bilgi sistemini ortaya koyduğumuzda, Silivri'nin planlarına girildiğinde, sokaklara girdiğinizde tüm binaların resmini görerek sokak arasında bilgisayarda ilerliyordunuz. Bütün binaları görebiliyordunuz. O güne göre çok büyük bir gelişmeydi. Bakın bakalım bugün var mı, üstünden 15 yıl geçti. Nerelere gidiyoruz? Nerede olması gerekirken neredeyiz? Bana kaç tane proje söyleyebilirsiniz? Avrupa Birliği fonlarıyla ilişkiye girerek Silivri'ye milyonlarca dolar kazandırdım diyeceğiniz. Birileri tarım lisesiyle uğraşıyor. Değerli arkadaşlar, kim oğlunu çiftçi çırağı yetiştirmek ister? Ben orada belediye başkanı olduğum zaman uzay çalışmaları yapacak bir lise haline getireceğim orasını. Bilişimin en ileri seviyesine getireceğim. Kendi çocuğumu orada okutmak istemiyorsam başkasının çocuğunun da orada okumasına müsaade etmeyeceğim. Tarıma çok fazla önem veriyoruz. Çok değer veriyoruz. Ama benim binlerce, on binlerce ziraat mühendisim, ziraat teknikerim işsiz dolaşırken bir de orada tarım lisesinden çıkarılmış, yarın öbür gün işsiz güçsüz gezecek insanları yetiştirmeyi kabul etmiyorum. Doğru değil bu. Sen kendi çocuğunu oraya gönderir miydin de başkalarına diyorsun ki çocuklarını buraya gönder diye? Yapılır mı bu? Silivri'nin tarım topraklarını koruma altına alacakmış arkadaş. Neyi koruma altına alıyorsun ya? İmar planı yapmazsın, korursun. Bir daha hiçbir şekilde yapılamayacak. Sen insanların malını bir anda nasıl değersizleştirebilirsin? Nasıl böyle bir şeyi öngörebilirsin? Sen kendi arazini imar planı dışındayken imar planına sokup bugün kat karşılığı olarak orasını kendine aldıysan 50-100 daire, bırak başkaları da alsın. Eğer bu inançtaysan önce kendi yerini imar planına sokmayacaksın. Önce ona bakacaksın. Kimtaş burada konut yapıyor. Buraya yüksek konut yaptırmam, burası ayçiçek tarlası, buraya tren yaptırmam dedi. Değerli arkadaşlar, orası o arkadaşımızın belediye meclis üyeliği döneminde bizim zamanımızda imar planı yapıldı, biliyor musunuz? Yalan söylüyor. Bizim zamanımızda imar planı yapıldı oraya. Ha, orada bir de hastane vardı, 15 dönüm. Hastane çıkarıldı, mal sahibine konut olarak verildi. Neden? Bizim zamanımızda iki kat yapılmış olabilir. Sen şimdi 7 kata çıkmış olabilir. Ama orası plansız da ayçiçek tarlasına plan yaptırmam, yüksek konut yaptırmam diyorsun. Silivri'ye sahip çıktığını gösteriyorsun da. Peki medikal park arkasında 14 katlı yapılan, üstelik bizim sanayi alan olarak belirlediğimiz yere 14 kat yaptırdığın, imar planı yaptığın yerlere ne diyeceksin? Onları nasıl savunacaksın? Niye onları bir kere olsun gündeme getirmiyorsun? Ayıp değil mi bu insanlara yalan söylenebilir mi? Konu, karar sizin arkadaşlar. Herhangi bir göreve talip olarak buraya gelmedim. Sizlerin görüşlerini almak istedik. Bugün bir toplantının yapılmasının sebebi tüm Silivri'li hemşehrilerimizden hiçbir parti ayrımı gözetmeden Silivri'de tüm partilerde, o partilere bile gönül vermeyen insan varsa, kendini bağımsız hisseden onlar dahil, herkesin görüşünü alalım. Nasıl bir yol çiziyorsanız o yoldan gidelim. Otur oturduğun yerde, başımın üstünde yeriniz var. Karar sizin. Yürü derseniz yürürüz. Yürü başkanım. Gideriz derseniz gideriz. Ama şunu biliyorum ki bugünkü belediye yönetimine bu kent teslim edilemez. Eğer teslim ederseniz 5 yıl sonra bu iki halinizden çok daha kötü olacaksınız. Bunu bilmelisiniz. Ona göre kararını vermelisiniz değerli arkadaşlar. Söyleyeceğim çok şeyler var ama çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ben aslında sizi dinlemek istiyorum. Şimdilik hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun.